Kısa bir aranın ardından 14-16'ya devam ediyoruz. Haftalardır aslında 14-16'da dile getiriyoruz. Erkek voleybol takımımızın hızlı yükselişi devam ediyor. Maşallah diyoruz tabii her seferinde nazar değmesin diye. Galibiyetler ard arda gelirken erkek voleybol takımımızdan bir isim bugün 14-16'da canlı yayın konuğumuz sevgili Emre Batur bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hoş diyoruz. Bulduk. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Aslında Fenerbahçe taraftarı ne kadar geçen yaz takıma katılmış da olsanız sizi çok eskiden tanıyorlar. 2005 sezonundan beri buradasınız. Aslında sizin A takıma yükselmeden önce de Fenerbahçe'de altyapıda geçmişiniz de var. O yüzden siz gerçekten çok eski bir Fenerbahçelisiniz. Sizi tanıtmaya gerek yok. Tabii ki de bu sezon neler yaptığınızdan bahsedeceğim ama yeni gelen arkadaşlara tabii seni tanıyalım sorusunu artık size sormuyoruz. Çünkü voleybol severler, Fenerbahçe taraftarları sizi çok yakından tanıyorlar. Güzel gidişat devam ediyor. Şanssız bir başlangıç yaşadık. Kan değişiminin ardından da galibiyet serileri gelmeye başladı. Dilerseniz son maçla sohbetimize başlayalım. Afyon Belediyesi Yüntaş'ı 3-1 galip ettiniz. Ve böylelikle 20. karşılaşmada 10. galibiyet geldi. Galibiyet serisi de 4 maça çıktı. Hem bu maçı değerlendirelim hem de bu maç nezdinde geride bıraktığımız maçları da bir değerlendirelim. Ya bizim ikinci yarı zaten güzel bir ivme kazandık. Bunu da 4 maç galibiyetle üst üste hem voleybol camiasına hem de taraftarlara da umarım hani bir şeyler göstermiş olduk. Tabii bunun devam etmesini istiyoruz. Afyon maçında çok iyi bir mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Ben ilk set özellikle çok iyi girdik. Üçüncü set 5-6 sayı öndeyken biraz gevşediğimizi düşünüyorum ben. Ama toparladık sonuçta. 3-1 kazandık. Yani tabii ki takım yeni takımdı. Bizim için bu zor bir süreçti gerçekten. Oyuncular, antrenör olsun. Şimdi bir yeni antrenörümüz geldi, yeni oyuncumuz geldi. Onunla beraber güzel bir ivme kazandık. Bunu da hem playofflarda hem Türkiye Kupası'nda sürdürmek istiyoruz. Hı hı. Umarım her şey böyle gider. Onun için de daha çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Peki önümüzde zorlu bir mücadele var. Cumartesi günü bir Galatasaray derbisi bekliyor bizi. Bu derbi karşılaşması öncesi hem takımdaki havayı dinleyelim sizden hem de derbi için ekstra bir çalışma yapılıyor mu? Ya takım olarak şu an hem mental olarak hem fiziksel olarak çok iyi durumdayız. Bunu da zaten ikinci yarı gösterdiğimizi düşünüyorum ben. Umarım Galatasaray maçında da bunu kazanıp ikinci yarı Türkiye Kupası'na kadar namağlup bitirmek istiyoruz bu seriyi. Umarım her şey güzel olur. Yani çalışmalar zaten çok yoğun gidiyor. Bu ara bir de deplasmanlar falan çok yoğundu. O yüzden biraz yorgunluklar vesaire oluyor ama yani sonuçta galibiyet olduğu zaman yorgunluklar çok şey olmuyor aslında açıkçası ya. Yani galibiyetin ardından kesinlikle yorgunluklar unutuluyor. Aynen öyle, aynen. Aslında Marius Sordi geldikten sonra yine bir süreç beklemiştik açıkçası. Yani o alışma süreci biraz daha sürer, birkaç mağlubiyet daha yaşarız diye düşünüyorduk ama aslında öyle olmadı. Alışma süreci çok hızlı tamamlandı ve hemen çok yakın zamanda da galibiyetler alınmaya başlandı. Siz evet eskiden beri Fenerbahçe'nin içindesiniz, Fenerbahçe camiasının içindesiniz. Takım olarak antrenörle birlikte o uyum süreciyle ilgili neler söylersiniz? Çabuk adapte olunmuş gibi hissediliyordu evet. Buradan çünkü. Ya antrenörümüz gerçekten hem arkadaş olarak hem antrenör olarak bize çok katkı sağladığını düşünüyorum. Ben kendi adıma öyle söyleyeyim. Bana çok yardımcı oluyor bu konuda. Ben hani kendimi bulduğumu düşünüyorum yani açıkçası. Bunu da ileriki maçlarda daha iyi olacağını ben düşünüyorum. Antrenörümüz tabii ki ikinci yarı geldi bize ama adaptasyon sorunu illaki oluyor ama çok hani bunu kısa sürede atlattığını düşünüyorum ben. Ya çünkü arkadaşlık falan çok iyiydi bizim. O yüzden de çok problem yaşamadık. Aslında hedefler sezonun başında konur başlarken sezona ama o şanssızlıkların ardından tabii ki de siz antrenör değişikliğinden sonra sanırım yeni bir çıta koydunuz. Her şeye yeni baştan başladınız diyebilirim. Evet. Takımdaki hedefler bu doğrultuda bu gidişatta bakıldığında neler? Ya aslında value antrenörümüz de çok iyiydi bizim ama sonuçta bir değişiklik, bir kan değişimi her zaman bazen iyi olabiliyor. Evet. Bu da iyi olduğunu düşünüyorum ben. Zaten bunu da ikinci yarı çok iyi gösterdik. Ya diğer maçlarda da zaten aslında hep 3-2 oynadık. Çoğu maçı kaybettik. Orada da ufak Rünasal'la kaybettiğimizi düşünüyorum ben. Yani belki 4-5 maç daha kazanabilirdik. Bunu da zaten bu yeni antrenörümüzle ilk yarıdaki kaybettiğimiz maçları kazandık. Umarım
derbi maçında da güzel bir maç olur. Sonra da zaten bir maçımız kalıyor İnegöl. Sonra sezonu bitiriyoruz zaten. Playoff ve Türkiye Kupası. Evet, playoff'ta ve tabii Türkiye Kupası'nda tüm takıma da buradan başarılar dileyelim şimdiden. Biraz voleybol dışına çıkalım. Biraz önce dediniz ki antrenmanlar, işte maçlar çok yoruluyoruz ama galibiyetler geldikten sonra yorgunluk geçiyor, uçuyor, gidiyor dediniz. Peki antrenmanlar ve maçlar dışında Emre Batur ne yapar? Ya vallahi bu sene antrenmanlar ve maçlar dışında çok bir şey yapamadık. Ben şimdi bu sene çok zaten Halk Bankası'ndan geldim. 6 sene bir ara vermişti Fenerbahçe'ye. Benim için bu sene çok önemli. O yüzden full konsantre maçlara ve antrenmanlara konsantre oluyorum. Ya çok da zaman olmuyor açıkçası. Evden antrenman, antrenmandan eve. Onun dışında yani ailemle alışveriş yapmayı seviyorum. Bir kahve falan içiyoruz, o kadar. Arkadaşlarla muhabbet ediyoruz. Kahve içiyoruz antrenman öncesi, antrenman sonrası. Çok zamanımız olmuyor zaten. Yoğun tempoda çalıştığınız için seyahatler, gitgeller birazcık daha siz dinlenmeye ve sakin yaşamaya vakit ayırıyorsunuz. Bir de fizik olarak çok yorucu olduğu için yani dışarıda zaman geçiremiyorsunuz ya. Gerçekten hani bilmiyorum, voleybolun içinde olanlar biliyorlar ama voleybolun dışında olanlar ya hani belki çok basit gelebiliyor. Yani gerçekten çok efor sarf ediyoruz. Bu sene özellikle hep 3-2 oynadık. 5 setlik maç oynadık. Yani pestilimiz çıkıyor, öyle söyleyebilirim. O yüzden eve gidip yemeğimizi yiyip işte biraz işte evde keyif yapıp yatıyoruz zaten, dinleniyoruz. Evet, genelde zaten yoğun tempoda çalışan insanların en çok özlediği şeyler evde vakit geçirmek. Kesinlikle. Ben bir de seviyorum ev ortamını. Zaten spor denen önemli şey, beslenme, dinlenme çok önemli. Onu da uygulamak gerekiyor. Çünkü diğer türlü başarılı olamazsınız. Yani üst seviyede oynayamazsınız. Aslında siz doğallığı çocukluğunuzdan itibaren seviyorsunuz. Çünkü verdiğiniz röportajda ilkokul yıllarından beri süt sağıp tarla sürerek annenize yardım ediyormuşsunuz. Köy hayatını özlüyor musunuz? Zaman zaman gidip orada vakit geçiriyor musunuz? Hazır sakinliği de sevdiğinizi söylemişken, yoksa şehir hayatına tam anlamıyla alıştınız diyebilir misiniz? Ya ben aslında ikisini de çok seviyorum. Hani yani mutsuz olmayı sevmiyorum, ben öyle söyleyeyim. Biraz pozitifimdir o konuda. Zaten yazın milli takım, kışın kulüp antrenmanları olduğu için çok zamanımız olmuyor. Ya o zaman zarfında da kafa dinlemeyi tercih ediyorum. Tabii gidip köyde işte bağıyla, bahçeyle, tarlayla falan, traktör falan sürüyorum işte. Deşarj oluyorum yani. Harika. Farklı şeyler iyi oluyor. Peki biraz önce beslenme dediniz. Anneniz size doğal şeyler de gönderiyor. Başarımı zaten aileme borçluyum. Evet, aslında bunu sormak istiyorum. Bir sporcu için en önemli maddeler bunlar. Beslenme, dinlenme, tabii ki de çalışmak diyoruz ama siz nasıl besleniyorsunuz? Sanırım belki de takım arkadaşlarınız için de en çok doğal beslenen sizsiniz. Yani evet, bazen arkadaşlarım sen deli misin falan diyorlar. Hani bazen abarttığımı düşünüyorlar ama aslında çok abartmıyorum ya. Ben hani zararlı şeylerden kaçınıyorum. Faydalı şeyleri yemeyi tercih ediyorum. Yani vücudumuza sağlıklı şeyler varken sağlıksız şeyleri yememiz çok mantıksız geliyor bana. O yüzden tabii köyden yoğurt, süt, yumurta vesaire her şey geliyor, yiyoruz. Peki en çok nelere dikkat ediyorsunuz? Mesela sevip de senede bir kere yediğim bir şey dersiniz belki de. Ya da püf noktaları neler bu sağlıklı beslenmenin? Üç şeyden hani uzak duracaksınız diyor ya. Un, tuz, şeker. Onlardan uzak durmaya çalışıyorum ama tabii ki hani çok da kendimi kısmıyorum o konuda yani. Dikkat ediyorum ama karbonhidrat ve protein ağırlıklı besleniyorum. Çünkü çok efor sarf ediyor. Sabah ve akşam antrenman oluyor. O yüzden beslenme çok önemli. Sakatlıklar vesaire... Kas güçlü olmazsa, kası yenileme süreci olmazsa bu sefer sakatlıklar çıkıyor ve onarım süresi de uzuyor. O yüzden de beslenme ve dinlenme benim için olmazsa olmazlardan yani. Aslında erkekler bu konuda çok şanslı çünkü kadınlar gibi zaaflarınız yok. Mesela çikolata, tatlı kadınların hiç vazgeçemediği şeyler. Erkekler bu konuda çok şanslı çünkü kadınlara, kadın sporcularımıza sorduğumuzda maalesef makarna yemeği evet çok seven var ama tatlı yemeği, pilav yemeği seven var. Ama bunlar sonuçta abartıldığı zaman. Benim köyden geliyor mesela erişte falan bu normal makarna falan yemiyorum ben tabii. Köyden annem özel sağlıklı yapıyor. Aynen. O yüzden çok şanslıyım. Tatlı yönünden de bir çok istek olmadığı için yok ya olmuyor. Evet. Ya kendimi hani şey yapabiliyorum yani, durdurabiliyorum. Öyle hani illa yiyeceğim, illa şey yapacağım diye bir şey. Ya spor benim için her şeyden önce geliyor, öyle söyleyeyim ben. Ama her zaman söylüyoruz, sadece spor yapmak değil, beslenmek gerçekten de önemli. Yani sadece kilo almamak için genelde tabii ki de kadınlar ve genç sporcular ona dikkat ediyorlar. Ama yemekten de vazgeçmemek gerekiyor. Az ve kaliteli beslenmeyi ben tercih ediyorum. Hani sizin
bir şey bulamıyorsak da kaliteli beslenmeyi tercih ediyorum ben. Mesela İstanbul'da yaşayıp da spor yapan, sizi takip eden gençlere beslenme konusunda neler önerirsiniz? Belki de onların sizin gibi bir şansları yok ki, çoğu insanın böyle bir şansı yok. Ya aslında şans diye bir şey yoktur bence, bana göre yani. Hani insan kendi şansını kendisi yaratmalı diye düşünüyorum ben. Hani bir söz vardır ya, cesaret olmayan hep bir bahanesi vardır. Yani bana göre hiçbir şey hani imkansız ya da şey değil yani, insan istedikten sonra bir şekilde şey bulabiliyor yani, ortamda bulabiliyor ve belki de hiçbir şekilde dışarıdan ya da paketli gıda tüketmeden kendileri yapmaları gerekiyor, öyle kesinlikle değil mi? Kesinlikle yani, bence de, ben öyle düşünüyorum yani. Gençler biraz hazırcı oldukları için ağırlıklı maalesef için. Onlar da gençliğin en büyük olumsuz yanlarından bir tanesi. Ya işte biz biraz da hani nefsimize hakim olamıyoruz aslında. Olsak belki, hani belki de Türk insanımızın yapısı öyle diye düşünüyorum. Biraz da duygusalız. Yani ne olacak bir kereden, bir şeyden olmaz deyip hep öyle gidiyor yani. Bu sefer hiç durduramıyoruz bu sefer kendimize. Mesela bende hiç kendini tutma özelliği yok. Yani ya, nefs denilen şey bende sıfır. Hani hiç böyle ne kiloya dikkat ediyorum, ne yemekten vazgeçiyorum. İşte bu benim. Bir de hazırcılığı da seviyorum kendim yapmaktansa. O yüzden tam söylediğiniz ya kişiye örnek benim yani. Için olabilir yani. Evet, belki keşke hepimiz anne evinde olabilsek gerçekten. Çok özel bir yer orası. Allah başımızdan eksik etmesin tabii ki. Anne demişken, anneniz hayatınızın her yerinde var. Sizin maçlarınızı izleye izleye artık gerçekten bir voleybol profesörü olmuş gibi. Kesinlikle. Sizin hatalarınızı size söylüyor, aynen, size tiyolar veriyor. Aranızda ilginç diyaloglar yaşanıyordur. Kesinlikle. Alalım biraz o cümlelerden. Ya annem gerçekten çok, maçta bazen hatta bana tribünde annem bana bak diyor, işte şey yap diyor, blokta falan böyle yerlerini içeri sok falan diyor. Anlıyor da yani, aslında dediği de doğru. Bazen işte blokta açık kalıyorsun, hani gittiğinde tam pozisyon alamıyorsun falan. Annem, tribüne bakıyorum, annem böyle yap diyor, elini içeri falan sok diyor. Orada tabii insan gülesi geliyor ama şey yapamıyor yani. Maçtan sonra falan fırça kayıyor bana, işte şunu şurada yapmamalıydı, şöyle olmamalıydı. Ya tabii anneler babalar biraz şey o konuda ama tabii saygı duyuyorum yani. Hani. Peki keyifli. Annenizin maçlara gelmesi tabii ki çok keyifli ama dikkat dağınıklığı açısından gelme dediğiniz oluyor mu? Yok, ya da sizin yok, sözünüzü yok. Dinlemeden direkt geliyor mu maçlara? Yok yok, öyle bir şey olmuyor. Gelme ya. Gibi yok, bir yok. Şey annem yok. Annem zaten öyle hani moralimi bozacak bir şey yapmıyor. Evet. O yüzden hani hiç problem yok yani. Heyecan oluyor mu anne tribünde olunca? Ya ilk başlarda oluyordu ama şimdi olmuyor. Hı. Hani çok her maçıma neredeyse geldikleri için şampiyonluk maçlarıma geliyorlar. Deplasmanlara pek gelemiyorlar ama hani İstanbul'da olduğumuz maçlara burada olduğu sürece geliyorlar. O yüzden de çok şey mi? Bana güç oluyor, öyle söyleyeyim ben. En sadık hayran anne diyebilir miyiz? Kesinlikle, kesinlikle. Onların aynen. öğütlerini dinliyorsunuz aynen, da. Kesinlikle. Öyle de bir yapınız evet, var. Evet. Buradan bir şey söylemek ister misiniz ya, annenize? Allah annelerimizi babalarımızı başımızdan eksik etmesin. Hepsini, gerçekten hepsi çok değerli bizim için. Çünkü hiçbir karşılık beklemeden bize bütün fedakarlıkları yapabiliyorlar. Biz yani onları hani az bir de mutlu edebiliyorsak bizim için de mutlu diye düşünüyorum ben. Gerçekten çok değerliler bizim için. Hep bütün annelerin ellerinden öpüyorum buradan ben. Evet, biz de öpüyoruz bütün annelerimizin ellerinden. Peki geçen sene verilen bir röportajda 2019 senesinde evlenme planınız vardı. Evet. Annelerin de çocuklarını başarılı gördükten sonra mürüvvetlerini görmek gibi bir arzuları da var tabii ki. Her şeyin bir sırası var. Evet. Editörüm Ömer Yılmaz'ın sorusu bu. Kendisi magazin konusunda çok başarılıdır. Hiç üstümden atarak, hiç üstüme almadan bu sorumluluğu, sorumu iletiyorum tabii size. Ki. Var mı planlar 2019 senesinde? Yani işte aile arasında bir yüzük taktık zaten. Bu yazda inşallah Allah'tan bir aksilik olmazsa evlilik planlarımız var. Bakalım, kısmet tabii. Ne güzel. Düğününüzden de güzel görüntüleri i̇nşallah, Fenerbahçe inşallah. Televizyonunda. Yani şampiyon oluruz da güzel güzel böyle i̇nşallah. Şampiyonlukla, kupalarla beraber böyle güzel harika. Bir düğün yaparız. İki sevinç bir arada kesinlikle olur. Kesinlikle ya. Çok istiyorum bu sene vallahi, özellikle bakalım ya inşallah. İnşallah. İstediğiniz gibi olur. Her şey istediğiniz gibi olur gerçekten de. Güzel şeylerden bahsederken böyle Fenerbahçe kariyeriniz olabilir. Tabii ki diğer takımlardaki kariyerinizden de bahsedebilirsiniz. Voleybolda sizin en unutamadığınız an, en unutamadığınız maç, anı nedir aklınıza ilk gelen? Ya aslında anı çok var. Yani
10 senem şampiyonluklarla dolu hep geçti, böyle kupalarla üst seviyede geçtiği için çok güzel anılar geçirdik. Yani Fenerbahçe'de işte 2005 yılında geldim, 2012 yılına kadar çok güzel şeyler yaşadım burada. Özellikle şampiyon olduktan sonra statta bütün seyircilerin önünde kupayla tur atmak, o hiçbir şeyle ölçülmüyor, öyle söyleyeyim ben. Onu özellikle bu sene Ulaş abi de çok istiyor. Ona anlatıyorum işte böyle, aa şöyle mi böyle mi falan, çok, o da çok istiyor böyle, ağzı sulanıyor. Bakalım inşallah onu bu sene yine yaparız diye düşünüyorum ben. Yani Arkas maçı vardı bizim Fenerbahçe'de, 16-11 ya da 16-10 gerideydik. Orada 4 tane falan ekstra bir blok yapmıştım. O maç çok 3-2 kazanmıştık hatta, o maçı unutmuyorum. Burada Çanakkale'de şampiyon olmuştuk. Arkas'ta güzel bir final olmuştu. Onu unutmuyorum. Yani çok diyorum ya, aslında çok anılar var. Yani o da zaten en güzel kanıtı madalyalar. Yani evde madalya koleksiyonum var işte. Onlara baktıkça zaten anıları tazeliyoruz. Daha çok istekli oluyorsun bu sefer. Ne kadar güzel. O zaman o madalyalar sizi hırslandırıyorsa kesinlikle, bol bol o madalyalara bakın kesinlikle lütfen. Kesinlikle öyle vallahi. Peki Fenerbahçe'ye döndünüz, 10 numaralı formayı giydiniz. Evet. 10 numaranın sizden alalım özelliği var mı? Neden 10 numara tercih edildi? Ya 10 numaranın aslında bir özelliği yok. Fenerbahçe'deyken 15 numara giyiyordum ben. Sonra Halk Bankası'na gidince bir 10 numara falan giydim. Öyle de kaldı yani. Uğur'u da geldi. Fenerbahçe'de de 10 numara yakışır diye düşünüyordum. Öyle de oldu zaten yani. Hani benimle özleşti yani. Ya numaranın çok önemi yok. Hani önemli olan karakteriniz, yani oyuna verdiğiniz, takıma verdiğiniz enerji ve motivasyon, o çok önemli diye düşünüyorum ben. Genelde sporcuların uğurlu sayıları oluyor. Onları formalarına yazdırıyorlar. Belki sizin de böyledir dedik ama 10 numara size uğurlu gelmiş, devam ettiriyorsunuz. Evet, ne evet, güzel. Aynen. Uğur demişken, başka maçlara çıkarken yaptığınız bir uğur, bir dua, bir... Dua ediyorum başka ben bir ya. Şey. Yani böyle çok hani... şey yapmıyorum böyle Uğur için de. Uğur'a inandığınız bir şey yok. İnandığınız bir anne Uğur duası yok alıyorum işte. O zaten yeterli diyorsunuz. O yetiyor zaten. Peki plaj voleyboluna bir ilginiz vardı. Evet. Devam ediyor mu plaj voleybolu oynamaya? Ya, plaj voleybolunu çok seviyorum da zaman yok ki. Hani milli takım oluyor yaz dönemlerinde. Zaten bir 15-20 gün ara oluyor. Onda da zaten Toka'da gidip işte Bağla Bahçe ile uğraşıyorum. Enerjimi orada atıyorum yani. Ya tabii tatile gittiğimde bir çuğlayı falan oynuyorum öyle zevkine ama çok hani turnuvalara falan katılamıyorsun yani. Tabii ki. Zaman sizin olmuyor için çünkü. Doğal ortamda olmak, belki ayağa toprağa kuma ya değsin, bana daha o iyi geliyor ya sanırım. Çünkü çok yoğun tempoda geçtiysin, deplasman, şehir dışı vesaire, böyle bir sessiz sakinlik arıyor insan. Onu da ben çok seviyorum zaten, bana çok iyi geliyor. Peki ilk geldiğinizde Fenerbahçe'ye, tekniğinizin gelişmesi için kadın voleybol takımıyla antrenmanlara çıkıyordunuz. Evet. Bu fikir nasıl aklınıza geldi? Ve özellikle gençlere bu tavsiyede bulunur musunuz? Ve tabii ki de daha sonraki sorum, sizin başladığınız dönemden sonra Türkiye'de erkek voleybolu neredeydi, nereye geldi? Ya şimdi ben voleybola çok geç başladım aslında. 15 yaşında başladım. O yüzden de... yani ne yapabilirim diye hep düşünüyordum böyle kendi kendime. Zaten tesiste kalıyordum. Yani yapacak başka zaman, başka bir şey de yoktu zaten. Bir de okula gidiyordum işte, liseye, o zaman Üsküdar Lisesi'ne. Onun dışında antrenmanlar falan yapıyordum da Adnan Kıstak hocamız vardı sağ olsun. O bana işte vesile oldu. Gel dedi işte bayan takımına falan. Dedim olur mu falan dedi. Olur dedi işte, tekniği falan. İyi tamam dedim. Öyle orada başladık. Öyle gitti yani. Günde 4 antrenman falan giriyordum işte, genç takıma, A takıma, bayana falan. Tabii yorucu oluyordu ama o zaman çok yorgunluğu hissetmiyorsunuz. Çünkü Fenerbahçe aşkı oluyor. Evet, işte tabii. Hani A takıma çıkma isteği oluyor. Onları işte gerçekleştirmek için o yorgunluklar bazen kayboluyor. Her şeyi yapabilirsiniz kesinlikle, değil mi Fenerbahçe'de oynamak kesinlikle için? İlk gençlik yıllarınız tabii ki de daha ya bir coşku, arzu. Fenerbahçe gerçekten camiası yani tartışılmasız. Yani bunu hani şey için söylemiyorum ben. Yani ayrı bir kulüp. Hani onu gidince daha iyi anlıyorsunuz yani. Vallahi. Kaptan da söylemişti neden daha önce gelmedim diye. Gerçekten de Fenerbahçe'nin büyüklüğü tartışmaya gerek yok. Bu konuda kesinlikle gerçekten konuşmaya gerek yok. Peki Türkiye'de şöyle bir algı var. Erkek basket oynar.
kadın voleybol oynar. Yani erkek sporcu olarak baktığımızda voleybol belki de hafif bir spor geliyor. Yavaş yavaş tabii ki de algı kırılmaya başlıyor. Siz de bunu yaşadınız. Siz kariyerinize basketbolla başladınız ve voleybola yönlendirildiniz. Aynen. Ben bir sürü birçok aslında genç sporcu buraya geldiğinde antrenörlere de bu örneği veriyorum. Sanırım en iyi bu sorumun cevabını siz verebilirsiniz. Aynen. Ya aslında 2003'te ben başladım. Yani basketbola yazılacaktım. O da bilmiyorum aslında neden çıktı basketbol. Hani voleybol belki de çok o zamanlar yaygın değildi. Hani bu 5-10 evet. yıl içinde gerçekten hani kesinlikle. Hem Türkiye'de hem dünyada özellikle Türkiye voleybol kulüpleri arasında çok ivme kazandığını düşünüyorum ben. Şampiyonlar Ligi, Sevgi Kupası vesaire hani çok adını duyurdu. Basketbola yazılacaktım ama yaşım geçmişti. 15 yaşındaydım. Geç kalmışım. Son çare voleybol oldu. Hani biraz da şans eseri başladım. Son çare kariyer oldu yani. Vallahi öyle, öyle mi? Demek ki kısmet böyleymiş. Belki evet. basketbola başlasaydım yani bu kadar başarılı olamayacaktım yani. Yok, siz sporcu olarak başarılı olurdunuz da kısmet voleyboldaymış. Evet, evet, vallahi iyi oldu ya. Çok da seviyorum yani voleybolu. İyi ki de başlamışım. Yani buradan gençlere, yeni başlayacak çocuklara evet. tavsiyem. Özellikle illa voleybol değil, basketbol, voleybol falan bir sporla uğraşsınlar ya. Bence hem kötü alışkanlıklardan hem ortam daha güzel, daha nezih. Evet. Arkadaşlık paylaşmasını daha iyi biliyorsunuz. Ne bileyim yardımlaşma yapıyorsunuz çünkü bireysel oynamıyorsunuz. Takım olarak menfaati düşünüyorsunuz. Takım olarak takımı düşündüğünüz için. Evet. O yüzden de buradan gençlere inşallah hani sesleniyorum. Voleybol, basketbol hangi branş olursa olsun bir ucundan tutsunlar. Gerçekten de her anlamda sağlıklı bir birey olmak için insanın hayatının bir köşesinde parçasında olması gerekiyor spor ya, bence. Olması gerekiyor. Kesinlikle. Gençlere hazır mesajlar vermişken, voleybolu düşünen, seven, voleybola başlamak isteyen ama biraz önce bahsettiğimiz konuyla ilgili algıdan dolayı rahatsız hisseden bir erkek voleybol isteyen bir gence neler söylemek istersin? Ya aslında o şey kırıldığını düşünüyorum ben. Yani benim zamanımda o kadar çok yoktu ama şimdi basketboldansa bence voleybola daha çok ilgi var diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum hani evet. ya benim çevremde öyle. Hı-hı. Gerçekten yani hani gençler falan çok istiyor yani voleybolu. Hani sadece bayan voleybol olarak gitmiyor artık yani. Erkek voleybolu olarak da bir şey kazandığımızı düşünüyorum ben. Yani önemli olan zaten insanın ne istediği. Basketbol, futbol, voleybol. Yani çünkü sevmesi çok önemli o işi. Zorla kimseye bir şey yaptıramazsınız. Hı hı. Yani bir ucundan tutsun da sporun hangi branşı olursa olsun evet. fark etmiyor diye kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Spor yapmalı gençler. Fenerbahçe Spor Kulübü de zaten hem spor okullarına hem altyapıya verdiği değer destekle çok birlikte gençlerin Türkiye'de spor yapmasına çok büyük bir katkı kesinlikle. Verdi. Bu konuda da hiçbir zaman verilen bu desteği tabii ki de göz ardı edemeyiz. Kesinlikle, kesinlikle. Yapacak bir şey yok. Boşuna söylemiyoruz. Çünkü gerçekler ortada. Yapılan işler, işbirlikleri ortada. Ben yani Fenerbahçe sayesinde zaten bu başarıları kazandım. Yani Fenerbahçe olmasaydı ben Tokat'ta bir yere kadar hani belki olabilirdik ama Fenerbahçe'de başarılı bir ivme kazandığımı düşünüyorum ben. Buradan da emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Altyapı antrenörlerim olsun, işte A takım antrenörlerim olsun. Onlar bana katkı sağladığı için çok mutluyum gerçekten yani. Peki kaptandan çok bahsettik. Ulaş Kıyaklı kızının Afyon Belediyesi Yüntaş karşılaşmasından sonra çok güzel görüntüleri var. Hazır siz buradayken beraber izleyelim istiyorum. Evet. İzleyelim. Babanı izledin. Neler söylersin, nasıl değerlendirirsin karşılaşmayı? Maçı izlediniz değil mi? Evet. Tamam, şimdi anlat bakayım maçla ilgili görüşlerini. Yani bilmiyorum, güzeldi. Babanla ilgili ne düşünüyorsun, onu da söyleyebilirsin. Baban iyi oynadı mı bugün? Evet. Nasıl değerlendiriyorsun babanı? Pasların nasıldı mesela? Güzeldi. Oo, beğeniyor musun beni oynarken? Evet. Gurur duyuyor musun peki kenarda? Hı hı. Ne düşünüyorsun? Bilmem. İyi ki benim babam, onu çok seviyorum falan diyor musun? Evet. Gerçekten mi? Hı hı. Tamam, kameraya da bak arada. Tamam. Şimdi buradan taraftarlara ne söylemek istiyorsun, Fenerbahçe taraftarlarına? Sen de genç bir genç bir Fenerbahçeli olarak ne düşünüyorsun? Ne söylemek istersin? Bilmem. Maçlarımıza daha çok. Gelsinler mi? Aynen. Böyle kalabalık olsun burası. İnsan, evet, her yer insanız. Her taraf. Herkes birbiriyle aynı şekilde bağırsın mı? Yıkılsın mı buralar böyle? Aferin sana be. Seviyorum.
Evet, Kaptan Ulaş Kıyak'la birlikte evet. Kızının çok güzel kısa bir sohbetini dinledik. Ne diyorsun aralarındaki iletişime? Ya çok tatlı ikisi de ya. Gerçekten beraber kahve falan içiyoruz. Bazen boş zamanlarımızda Helen'le oynuyorum falan. Beni de çok seviyor sağ olsun. Ben de onu çok seviyorum. Maçlarımıza falan geliyor. Maçtan sonra falan böyle resim falan fotoğraf çekiliyoruz. Çok mutlu oluyor. Biz de çok mutlu oluyoruz gerçekten. Evet, Ulaş Kıyak'ın kızı hazır taraftara mesaj vermişken sohbetimizi taraftarımıza mesaj vererek noktalayalım isterseniz. Ya bizi destekleyen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki maçlarımızda esas zaten ikinci yarı ve Türkiye Kupası ve playofflar da bizim için çok önemli. Bu süreçte bizi yalnız bırakmazlarsa çok mutlu oluruz. Buradan bütün taraftarlara sahaları doldurmalarını istiyoruz. Çünkü taraftarsız başarı olmaz diye düşünüyorum ben. Çünkü çok önemli. Onların katkıları çok. Atmosfer olsun. O yüzden de bütün maçlarımızda bekliyoruz onları. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Hem sezonun kalan iki maçında hem playofflarda hem Türkiye Kupası'nda tüm takıma başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Teşekkürler. Evet, erkek voleybol takımımızdan Emre Batur bizlerle birlikteydi. Sohbetimizi noktalarken araya gidiyoruz.